Sayın Bakanım, e, bununla ilişkili olarak şimdi geçen katıldığınız bir televizyon programında dediniz ki e, işte bazı sendikalar hatta 8 bin üzerine de çıkmamamızı istedi gibi bir cümleniz oldu. Bunun üzerinden çok fazla bir iş speküle edildi. Ya işte kastetti Türk iş mi? Yok hangi sendikalar? Tam olarak ne demek istediniz? Onu ben bir televizyon programının akışı içerisinde bazı ayrıntılara giremiyorum. Mesela demin işte büyüme örgütlenme konularına girdim ama hiçbirini ayrıntılarla anlatma bulamıyorum. Biraz önce de bahsettiğim gibi o programda da bahsetmiştim. İki araştırma aynı anda yapıldı. Bir anket çalışması, bir de in-depth interview dediğimiz derinlemesine gözlem tekniklerini üç tekniği var onun onları kullanan bir yaklaşım. Orada biz birçok iş yerine gittik. Küçük özel, özel sektörde küçük iş yerlerinde örgütlenmek çok zor. Örgütlenmiş sendikacılar var, sendikalar var. Küçük sendikalar bazı yerlerde e, örgütlenmişler. Anadolu'nun muhtelif yerlerinde örgütlenmişler. Bazı büyük şehirlerde, Bursa vesaire gibi, İzmir gibi şehirlerde de var. Oralardaki e, bu bahsettiğim derinlemesine araştırmalarda e, sendikacıların e, bizi aksettir diyor. Ben konuşma sırası içerisinde aksa, e, konuşmama akarken onu şöyle ifade ettim. Sendikacılar... Böyle istedi. Nereden biliyorum sendikacılar istediğini? Bana mı geldiler onlar? Ben görmedim o insanları. Araştırma kapsamı içerisinde istediler. Benimle görüşen sendikacıların, üç konfederasyonu da buradan e, gerçeğin altını çizeyim. E, ne e, Türk iş, ne hak iş, ne de disk. E, gerçi bu daha önce görüştüm onlarla. Bir ay oldu galiba diğerleriyle görüşedi. Ama Türk işte yani son görüştüğümüzde Asgari ücret komisyonu üyesi olduğu için onların hiçbirinden böyle bir talep gelmedi. Onların bağlı sendikalardan, komisyon üyesi sendikalardan da gelmedi. Komisyon üyesi, Türk iş üyesi, sendikalar zaten Türkiye'nin en büyük sendikaları ve en güçlü toplu sözleşmeleri yapan sendikaları onlardan böyle bir talep gelmediğinin altını çizmek isterim. Fakat küçük sendikalar neden bundan endişe ediyorlar? O araştırmanın verilerini analiz ettiğimiz zaman görüyoruz bir diyorlar ki biz zaten buralarda zor örgütlendik ki çok yüksek toplu sözleşmeler yapamadık. Asgari ücret yükselince onun altında kalıyor. Yaygın bir şeydi bu ıı, talepti veya ıı, konuydu. İkincisi ıı, iş yerinin kapanması ya da işçilerin atılmasından endişe ediyorlar. Yani örgütlendikleri iş yerinde işçilerin atılması, örgütlü işçilerin işçilerin atılmasından endişe ediyorlar. Bunu çok ıı, yaygın bir şekilde ile getirdiler, getirmişler araştırma. Bunu söylüyor. Fakat e, bunun e, oradan biz şu sonucu çıkardık. Biraz önce söylediğim gibi örgütlenmenin önündeki engelleri aşıp güçlü sendikacılığa gitmemiz lazım. Yani güç, güçsüz, zayıf e, sendikacılık küçük, özel, bilhassa özel sektörde e, yaygın işletmelerin olduğu e, bir e, ekonomik tablonun içerisinde e, ...sendikalaşma oranını artıramayız. Artıramadığımız <laughs> zaman da... E, ...demokrasinin en güçlü kurumlarından birisi... E, ...sendikal e, örgütlülüktür. Demokrasi içerisinde emeğin payını artırır. İkincisi... ...ona bir baz oluşturur, temel oluşturur. Asgari ücrettir. Biz onu yapıyoruz, asgari ücret yapıyoruz ama... ...örgütlülük, sendikal örgütlülük, sendikal pazarlık... ...çok yaygın olmadığı için... ...o asgari ücretin üzerindeki ücretleri... ...çok yukarıya doğru itemiyor... Bir diğer sorun da odur.